Rifat Serdaroğlu 10 Ağustos 2024 rifatserdaroğlu.net Kişisel iflaslar patladı. 2024 yılının ilk 6 ayında kredi kartı borçlarını ödeyemeyip icra takibine düşen vatandaşlarımızın sayısında %43 artış oldu. Bunun ne demek olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Günlük geçim kaynağına teminde zorlanan, bu eksiği kredi kartlarını sırasıyla takla attırıp sağlamaya çalışan milyonlarca insanın iflası demektir. Kişisel yani şahsi iflasla karşı karşıya kalan bir insanımız bu durumda evin kirasının ödenememesi, çocuk varsa okul taksitlerinin veya okul giderlerinin sağlanamaması yani beslenme, barınma, temizlik ihtiyaçlarının karşılanamamasıyla karşı karşıya kalır haysiyetli bir insan için çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamak, karısına ve çevresine mahcup olmak, yaşamamakla eşdeğerdir. Kişisel iflaslar yılın ikinci yarısında da artarak devam edecek ve çok sayıda intiharlar, boşanmalar, yok oluşlar izleyeceğiz maalesef. Peki ne oldu da namusuyla çalışan esnaf, çiftçi, işçi, memur, kredi kartı borçlarını ödeyemeyip icralı hale geldi? Tüm bu insanlar kumara, pavyona, içkiye alıştılar da borçlarını ödeyemez hale mi geldiler? Üstelik bu kesim devlete olan vergi ödevlerini bugüne kadar aksatmadan yerine getirmişti. Nasıl oldu da nüfusumuzun yaklaşık yüzde sekseni bu hale düştü? Kim suçlu? Kim kabahatli? Aziz Türk Milleti 2007 yılından beri yani 17 yıldır her gün yazarak, konuşarak, mahkemelerde tetikçi savcı ve yargıçlarla boğuşarak anlatmaya çalıştığımız sizlerin bu duruma düşmemeniz içindi. Maalesef anlatamadık. Milyonlarca insanımızı bu feci duruma düşüren, emperyal devletlerin hazırladığı ekonomik ve askeri planları bilerek uygulayan muaviye kafalı, gezit ruhlu AKP üst yönetimidir. Eş başkanlık görevini gurur duyarak taşıyan, AKP genel başkanı Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta milyonlarca Müslümanın öldürülmesine, yüz binlerce Müslüman kadının tecavüze uğramasına gönüllü olarak rıza gösteren AKP aklı kendine çok yakın gördüğü Müslüman Araplara acımayacak da kendinden saymadığı Türk milletine mi acıyacak? Vatandaşlarımızı bu duruma düşüren AKP genel başkanı saraydaki sefa yaşantısından bir gün olsun vazgeçti mi? şatafattan lüksten görgüsüzlükten utandı mı? Vazgeçmez, utanmaz. AKP'nin Türk milletini bugünkü acınacak duruma düşmesine sebep olan ekonomik uygulamalarını rakamlarla size saatlerce anlatabilirim. Bunları defalarca da yazdık zaten. Sizlere AKP'nin Türk milletini nasıl sırtından bıçakladığını iki örnekle ve halk diliyle anlatacağım. Ankara'da emekli Recep Bey ve eşi emekli Emine Hanım İki emekli maaşıyla kirası 3500 TL olan evlerinde kimseye muhtaç olmadan yaşıyorlardı. Bir gün AKP Genel Başkanı aklını kaçırmış gibi 15 milyon Suriyeli ve Afrikalıyı, 2 milyon da Afganı Türkiye'ye aldı. Gerekçesi neydi? Onlar muhacir, biz ensarız. Akrabalarımızı zorda bırakamayız. Sığınmacılar çekirge sürüsü gibi vatanımıza dağıldılar. Bunlar için en az 4 milyon yeni ev gerekliydi. Bir tane yeni ev yaptılar mı? Hayır. Sığınmacılar mevcut evlerimizin kiralarını doğal olarak artırdılar, evleri kiraladılar. Kirası aylık 3500 TL olan emekli Recep Bey'in ev sahibi çıkın evimden. Aylık 15000 TL kira veren var. Bana da günah değil mi? demeye başladı. Recep Bey sokakta kalmamak için kiranın anormal artışına razı oldu ama 6 ayın sonunda ne kirasını ne kart borcunu ödeyemez duruma düştü. Diğer taraftan çiftçi Tayyip Bey 40-50 dönüm tarlasını işleyip ailesinin geçimini sağlıyor, gül gibi geçinip gidiyorlardı. Fakat son 3 senede elektriğe, mazota, tohuma, gübreye, ilaca öyle insafsız zamlar geldi ki dayanmak mümkün değildi. Üstelik ürettiğini satınca zarar ediyordu. Borçlarını ödeyemez duruma düştü. Banka tepesindeydi. Neyi varsa sattı, savdı. Şehre çocuklarının yanına taşındı. Çiftçi Tayyip Bey gibi yapan yani üretmekten vazgeçen çiftçi sayısı tümünün %48'ini bulmuştu. Aziz Türk milleti mevcut durum şudur. Reel ekonomisi batmak üzere olan bir ülke. Gerçek bir ekonomik programı olmayan İngiliz Maliye ve Hazine. Gerçek verileri açıklayamayan bir TÜİK. Boğazına kadar yalana, yolsuzluğa ve ihanete batmış bir iktidar bağırmaktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemekten başka bir iş yapmayan muhalefet partileri. Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen parlamento. %95'i iktidara, %5'i CHP'ye satılmış bir basın. Üzerindeki korku örtüsünü bir türlü yırtamayan Türk milleti. Rifat Serdaroğlu